yoğun iş temposu nedeniyle veya havaların ısınmasıyla insanoğlunun stresi duyduğu etki gitgide artmaktadır. Yani bizi baskılayan vücuttan bir sürü dış etmenler vardır vücudumuzu ve stresi arttıran. Sizlere bugün stresi bastırmakla ilgili çok değişik 3 tane besin söyleyeceğim. Şarap, yumurta ve sakız. Şimdi bu üçünü nasıl diyeceksiniz? Nasıl stresten kurtulmamıza yardımcıdır? Sakız çiğnediğimiz zaman vücudumuzda stres hormonunu tetikleyen hormonların sayısı giderek azalmaya başlamaktadır. Noradrenalin seviyemiz giderek ne yapıyor? Düşmeye başlıyor ve stresi vücuttan almaya başlıyoruz. Alkolden şarap 2 bardaktan fazla alınmaması gerekiyor. Çünkü biliyorsun şarap çok güçlü bir antioksidandır. Bununla birlikte şarabı içtiğimiz zaman bu antioksidan etkisiyle damarları daraltan o içkinin damarları hafif genişletip daraltan etkisi şarapta daha nötrdür. Bir bardak viski içtiğimiz zaman damarlar kısa bir süre için genişleyip bir saat sonra tekrar daralmaya başlayacaktır. Ama şarapta bu durum böyle değil. Antioksidanlarla kandaki basınç dengelenmekte, damarlar açıldıktan sonra tekrar daralmaktadır. O yüzden stresi azaltmak için ne yapıyoruz? Aralarda minik sakızlar çiğniyoruz ve günde 2 bardağı aşmayacak şekilde şarap alabiliriz. Unutmayalım, 1 bardak şarap 170 kalori. Bunu daha fazlasını almamaya çalışalım. Bir diğeri yumurta. Yumurta protein açısından çok zengin ve vücudumuzda stres anında yıkımlar gerçekleşir. Ve bu yıkımlar istemeden bu katabolik yani atom ürünlerini insan vücudunda arttırmaktadır. Ama yumurta. %100 kullanılan protein olduğu için bu yıkımları önlemektedir. Yani stres anında eğer günde stresli bir gün geçireceksiniz, eğer sabah kahvaltısında bir yumurta yemişseniz vücuttaki yıkımı azaltacaksınız. Ve dolayısıyla da kaslarınızdan yakımlar mümkün olduğunca gerçekleşmeyecektir. Stresten kurtulmak için, kusturmak için bize yardımcı olan besinlerin arasında yumurta, şarap ve sakızı bir karışığa koyalım. Çoğu bireyin yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi stresliyim kahve içeyim. Stres anında kahve içtiğiniz zaman bu sizdeki anksiyet veya depresyonu daha da artıracaktır. Kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman ve çok stresli olduğunuz zaman kahve tüketiminden kaçının. İkinci bir unsur ise şekerlemeler. Yine aynı şekilde şekerlemeler size özellikle basit şekerler ve bu sofraya koyduğumuz rafine şekerler stresimizi daha da tetikleyen yiyeceklerdir. Şeker bize sadece geçici bir mutluluk sağlar. Bu kalıcı bir, stresimizi azaltıcı bir etkisi yoktur. Aksine beyindeki fonksiyonlarımızı birazcık daha fazla azalmaya sebebiyet verebilir ve unutkanlığı tetiklemektedir. O yüzden lütfen basit şekerden ve kafeinden stresli olduğumuz günlerde mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterelim.